أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan bütün mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. Yine buraya gelirken aldığınız her nefes adedince Allah katında işlemiş olduğunuz bütün günahlar bağışlansın inşallah. Buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Kardeşlerim, İbrahim bin Ethem rahimeullah Basra çarşısına uğrayınca insanlar etrafını sararlar ve derler ki ey Ebu İshak, dua ediyoruz. Allah'a sesimizi yükseltiyoruz. Ancak dualarımız karşılık bulmuyor. Dualarımız kabul görmüyor. Bunun sebebi nedir diye sorunca İbrahim bin Ethem rahimeullah o insanlara döndü. Çünkü sizlerin 10 sebepten dolayı kalpleri ölmüştür dedikten sonra maddeler halinde hepsini sıralamakta. Peki kimdir bu İbrahim bin Ethem? Rahimeullah. Kendisi aslen Horasan'ın Belh, bugünkü Mezar-ı Şerif, o yiğitlerin bulunduğu, dünya küfrünü dize getirenlerin, daha şu sübyanların bile İslam devleti görmekle müşerref kılındığı bir ortamı hazırlayan o güzel insanların şu an bulundukları mekan, Mezar-ı Şerif. Kendisi aslen oralı. Zengin ve itibarlı bir ailenin evladıyken bir gün avlandığı sırada gaybtan bir ses duyuyor. Sen bunun için mi yaratıldın ve bu iş ile mi emrolundun? İki defa bu sesi duyduktan sonra atına biniyor. Aynı sesi diyor eğerinden işitince kendisini artık zühd hayatına, Allah Azza ve Celle'ye yönelip dünya işlerinden soyutlanmaya adadığını, kendini vakfettiğini bildiriyor. Abdullah İbni Mübarek rahimeullah ile birlikte tam 60 selefi salihinden İlim talebesiyle beraber soluğu Mekke'de alıyor. Arkadaşları Süfyan-ı Sevri rahimeullah, Fudayl bin İyad rahimeullah, hocası Ebu Hanife rahimeullah, zahitlerden, abidlerden, fakihlerden ve muhaddislerden ders alıyor. Yalnız kardeşlerim, zühd hayatı deyince yamalı elbiseler, kuru katık bir ekmek, bineği olmadan seferlere çıkmak mı anlaşılır? İbrahim bin Ethem hem zahidane bir hayat yaşadı, dünyayı sevmedi, hem Allah yolunda cihad etti. Hem zahidane bir hayatı tercih etti, hem de Allah'ın dininin yayılması için çarşılarda, pazarlarda, sokaklarda insanlara nasihat etti. Hem zahidane bir hayatı tercih etti, hem de Ebu Hanife gibi ilim sahiplerinden ders almak için üstün bir çaba sarf etti. Kardeşinin yazdığı şiirden anlaşıldığına göre Şam diyarında yapılan bir savaşta kendisi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. İnşallah şehitlerdendir. Şu an halen mezarının Şam topraklarında olduğu söylenmektedir. İşte bu zahit, abid, muttaki şahsiyet bir gün Basra çarşısına gezdiğinde, ki rivayetlerde Türkiye yani Anadolu coğrafyasını da arşın arşın karışladığı söylenmektedir kardeşlerim. Basra'da
bir çarşıya uğradığında esnaf abiler, alışveriş yapan tüccarlar dediler ki ey Ebu İshak, dua ediyoruz, dualarımız kabul olmuyor. Değerli kardeşlerim, Selefi Salihin demiştir ki bir insanın dua etmesi, duasının karşılığında kendisine verilecek olan ihsandan daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Bir müminin, bir Müslümanın dua gibi bir meziyetle şereflendirilmesi Allah'ın nimetlerinden bir tanesidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh bundan ötürü ben dualarımın kabul olmamasından korkmam. Benim korktuğum şey kalbimin duaya ihtiyaç hissetmemesidir. Allahu Ekber. Dua Rahman olan Allah'a yakarıştır. Allah ile konuşmaktır. Derdi ve kederi ona açmaktır. Zilletle ona boyun eğmektir. Günahkar elleri semaya kaldırmaktır. Onun için ağlamak ve ancak ve ancak sadece ondan istemektir. Bundan ötürü de dua ibadetin tam kendisidir kardeşler. Bir Müslüman dua etmek ile yakarmak, yalvarmak ile vaktini geçirebiliyorsa bilsin ki kendisine ihsan edilecek istediği şeylerden daha büyük bir şeyi elde etmiştir. Şimdi size soruyorum değerli kardeşlerim. Bizler musibet anlarında alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvarışımız ile o musibetten ayrıldıktan sonra Allah Azze ve Celle'ye dua etmediğimiz anları hesapladığımızda arada o kadar çok gün ve aylar vardır ki. Belki aylarca sesimizi semaya işittirmemişizdir. Aylarca alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelmemişizdir dua vesilesiyle. Darlıkta, bollukta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şartta Selefi Salihin onun izini takip ederek her halükarda alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvarmışlar. Duaları kabul olmayacağını bilseler de. Hatta demişler ki bizim için dua edip de duamızın kabulünden daha hayırlıdır. Duamızın kabul edilmeyip ahirete, kıyamet gününe ertelenmesi. Zira dua edenin duası hiçbir zaman karşılıksız kalmaz kardeşler. Onlar zira Allah bizim için daha hayırlı olan bir yerde bizim duamızın karşılığını verecektir demişlerdir. Oysa bizler belki şu çarşı ehlinin korkularını bile hissetmeden, onların duyduğu acıyı hissetmeden alemlerin Rabbi olan Allah'tan öyle uzaklaşmışız ki farkında değiliz. Namazda dua yok. Eğer ilkokulda Rabbena atina fid dunya hasene gibi dualar bize ezberletilmeseydi Allah Azze ve Celle'ye yakaracağımız sözlerimiz olmayacaktı. Konuşmalarımızda, yakarışlarımızda alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye bir tevessül bulunmamakta. Şimdi ben size soruyorum aziz dostum. En son ne zaman Rabbinize dua ettiniz? Kendi nefsime soruyorum. Ne zaman sesimi alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye işittirmek için gayret gösterdim? Herkes kendi anlarını bir gözden geçirsin kardeşler. Ya tabir yerindeyse sandal batmak üzereyken Allah'a sesimizi işittirmek için çalıştık. Ya alacaklılar kapımıza dayandığında Allah'ı hatırladık. Ya anne ve babamızdan birini yoğun bakıma koyduğumuzda evet dua etmemiz gerektiğini anladık. Ama değilse herkes kendi nefsini bu gece masaya yatırsın ve şunu sorgulasın. Ben Allah'la ne zaman konuştum? En son ne zaman ona dualarımı işittirmek için gayret gösterdim? Ne zaman dualarımı gözyaşlarım suladı? Ne zaman benim dualarım semaya yükseltilmesi için secdelere kapandım? Herkes birbirini şu an düşünsün. Herkes kendi nefsini düşünsün.
Dediler ki, ey Ebu İshak, bizler dua ediyoruz ancak dualarımız karşılık bulmuyor. Bu duaların karşılık bulmayışını Ebu İshak 10 maddeye bağladı ve dedi ki bu 10 şey sizin kalbinizi öldürdü. Yani kalpleriniz katılaştı. Yine Selefi Salihin dedi ki, yeryüzünde bir insana verilecek en büyük ceza kalbinin katılaşmasıdır. Bir şey hissetmeyişidir. Okunan ayetlerin bir şey ifade etmeyişidir. Allah'ın ismi anıldığında kalbinin ürpermemesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretinden kesitler sunulduğunda esatirul evvelin, yani öncekilerin masallarına insanların yaklaştığı gibi yaklaşmasıdır. Aç olanı gördüğünde kalbin yumuşamaması, ağlayan bir çocuğu susturmak için eli uzatamamak, günahlarından dolayı kedere düşmemek, ümmeti Muhammed'in düşmüş olduğu zillete tabir yerindeyse ağlayamamak kalp katılıklarından bir tanesidir. Sevdiği dostunu, kardeşini, dün mescitte beraber olduğu arkadaşı bugün kilisede bir papazın yanında görüşüne hüzünlememek, açık saçık evladının haline ağlayamamak, onun hidayeti için bir çaba gösterememek kalbin katılığıdır. Adam diyor ki ben Kabe-i Muazzama'yı gördüm, insanlar hüngür hüngür ağlarlarken, oğlum diyor ben acaba benim diyor kalbim mi katılaştı, göz pınarlarım harekete geçmedi diyor. İşte bu Allah muhafaza bir kula belki verilecek büyük cezalardan bir tanesidir. Dedi ki İbrahim bin Ethem rahimeullah, şimdi size 10 maddeyle ölü kalplerinizi ortaya çıkartacak, kalbinizin neden öldüğünü size delil ve burhanını sunacağım, şeyleri sıralayacağım. Kısa kısa geçeceğiz inşallah ve Allah nasip ederse sohbetimize bitireceğiz. Birincisi dedi ki, Allah'ı bilmenize rağmen onun hakkını vermediniz. Allah Azze ve Celle'nin ettevvab olduğunu bildiniz ama günahlarınızın neticesinde onun bağışlamasına sığınmadınız. Allah Subhanahu ve Taala'nın el-Hakim, hüküm ve hikmet sahibi olduğunu bildiniz ve dillendirdiniz ama beşeri ideolojilerin gölgesi altında izzet bulmaya çalıştınız. Allah Subhanahu ve Taala'nın el-Vedud, seven, sevilen olduğunu bildiniz ama onun sevgisinin önüne onlarca sevgiler eklediniz. Allah Subhanahu ve Taala'nın el-Aziz olduğunu, izzetin ve şerefin sadece kendisine ait olduğunu, izzetin ve şerefin varislerinin peygamberler, mümin erkek ve mümin kadınlar olduğunu bildiniz ama münafıkların yanında izzet bulmaya çalıştınız. Siz Allah Subhanahu ve Taala'nın Es-Samet olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı halde muhtaç olan kullarının, canlı varlıkların ihtiyaçlarını gideren olduğunu bildiniz ancak başkasına el açtınız. Siz Allah Subhanahu ve Taala'nın Eş-Şafi olduğunu, şifa verenin Allah olduğunu bildiniz ancak şifayı sadece ve sadece sebeplerin içerisinde gördünüz. Siz Allah'ın ilah olduğunu, Rab olduğunu, şu yeryüzü içerisinde kainatın zerresinden küresine varıncaya kadar her alanında tek olduğunu bildiniz ama ona onlarca ortaklar koştunuz. Evet, siz Allah'ı bildiniz, Allah'ı tanıdınız ancak Allah'ın hakkını yerine getirmediniz. Allah muhafaza. Kalbinizin ölmesine birinci sebep buydu dedi. İki, Allah'ın peygamberini sevdiğinizi söylediniz ancak sünnetini terk ettiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretinden mescitlerde, derneklerde, konferans salonlarında kesitler sundunuz, insanları coşturdunuz, gülenleri ağlattınız ancak onun sünnetine sırt çevirdiniz. Sizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siretini ders halkalarında
meclislerde sohbet yaptınız, ancak onun sünnetine sırt çevirdiniz. Tartışmalarınızda Peygamber aleyhisselamın hadislerini, yaşantınızını delil olarak, burhan olarak sundunuz, ama hayatınız onun hayatını yansıtmaktan aciz kaldı. Siz Peygamber aleyhisselamı sevdiğinizi söylediniz, ancak Peygamber aleyhisselamın önüne onlarca sevdiğiniz kişileri soktunuz, dedi İbrahim bin Ethem. 3. Dedi ki, Kur'an-ı Kerim'i okudunuz, tilavet ettiniz, ezberlediniz ama ahkamıyla amel etmediniz. Yani hükümleriyle amel etmediniz. Allah'ın ayetlerini birbirlerine çarptırdınız. Ali İmran suresi 96. ayeti açıklamak isterken Nisa suresinin 12. ayetini karşı taraf bir kılıç gibi ortaya soktu. Ama Allah'ın hükümleriyle amel etmediniz. Kur'an'ı baş tacı ettiniz ama ahkamını, helal ve haramını ayaklarınızla çiğnediniz. Kur'an'ı en güzel seslerden işittiniz ama anlamak için en güzel muallimlerin yanına gitmediniz. Ona hürmetsizlikten korktunuz, tavana en yakın duvar seviyesine doğru kaldırdınız ama hayatınıza asla indirgemediniz. İslam beldelerinde matbaalar en fazla Kur'an bastılar ama İslam beldelerinde bulunan idareciler ve yöneticiler onun hükmünü ve ahkamını sırt çevirdi, gerisin geriye attı. Evet, Kur'an-ı Kerim'i okudunuz, tilavet ettiniz, dinlediniz ama asla onunla amel etmediniz. Dedi ki 4. Allah'ın nimetlerinden yiyip içtiniz ama şükrünü asla ifa etmediniz. Davud aleyhisselam rivayet edildiğine göre, ey Rabbimiz, bana bu yeryüzünde bahşedilen en basit nimetin ne olduğunu bildirir misin deyince, Allah subhanehu ve teala dedi ki, ey Davud, nefes al ver. Davud aleyhisselam nefes alıp verince, Allah subhanehu ve teala dedi ki, işte bu sana yeryüzünde verdiğimiz en basit nimetlerden bir tanesidir. Subhanallah. Hayatın gerçek yakıtı olan o nefes alıp verme en basit nimetse, herhalde en zorları için şükrümüzü nasıl ifade edeceğiz? Geçen gün özellikle COVID kaynaklı yoğun bakımda yaklaşık 2 hafta yatan bir abimiz yanımıza uğradığında dedi ki, ben bir tükürüğün benim için ne kadar büyük bir nimet olduğunu vallahi yoğun bakıma yatmadan önce bilmiyordum. Ben de şunu itiraf ettim. Bir tükürüğün insanın ağız ve boğaz yapısını nemlendirmek için var olduğunu, gayesinin bu şekilde hizmet etmek olduğunu da ilk defa onun dilinden öğrendim. Şimdi size soruyorum kardeşim. Aldığımız nefes, yutkunduğumuz tükürüğü nimet bilerek sadece şu 2 şeyden dolayı alemlerin Rabbi olan Allah'a elhamdülillah diyerek şükrümüzü ifa eden kaç tanemiz vardır? Şu tırnaklar olmasaydı tutuşlarımızın zayıflığı gerçekleşecekti. Şu kaşlarımız olmasaydı saçlarımızdan dökülen veya yağmur taneleri, terler gözlerimizi rahatsız edecekti. Kirpikler olmasaydı, burnun içindeki tüyler, ne derseniz deyin, en basit nimetlerden diye bunun şükrünü ifa edecek bir şuura erebildik mi? Allah Azze ve Celle bizi ıslah etsin kardeşler. Bakın, Selefi Salihinin büyük alimlerinden, Mekke'nin fakihlerinden, muhaddislerinden, müfessirlerinden Said İbni Cübeyr rahimahullah diyor ki, cennete ilk çağrılacak olanlar, dikkat edin Müslümanlar, cennete ilk çağrılacak olanlar, ne olur dikkatinizi biraz daha çekin, cennete ilk çağrılacak olanlar, ey cennet ehli, ey cennet ashabı,
birinci sırada cennete girmeyi hak kazananlar, belki peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmak için en önce davet edilenler. Dediler ki, cennete ilk çağrılacak olanlar, her halükarda Allah'a hamd edenlerdir. Devam etti, dedi ki, yani darlıkta ve bollukta Allah'a hamd edenlerdir. Subhanallah. Bolluğu anladık. Elin genişliğini anladık. Yüzün tebessüm ettiği anlarda hamd etmenin kolaylığı belki olabilirdi de darlık. Hatırlayın ne olur? Biz bunu müstakil bir ders olarak işledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halini Hazreti Ayşe ne güzel anlatıyordu. Peygamber aleyhisselamın başına hayırlı bir şey geldiğinde ne diyordu? Elhamdülillah. Her hayır ve iyilik Allah'ın nimetiyle tamam olur demiyor muydu hadiste? Sonra ne dedi Hazreti Ayşe? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başına bir musibet, istemediği bir sıkıntı geldiği zaman elhamdülillahi ala kulli hal diyordu. Her durumda, her şartta ne olursa olsun hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Peki size soruyorum aziz dostlarım. Rahat tamam, bolluk tamam, ferah tamam, genişlik tamam. Dalgaların seyrinden karaya çıkmak tamam. Demir parmaklıkların arkasından özgürlüğe kavuşmak tamam. Göçüğün altından tekrar yürüyebilmek tamam. Üzerinize yağan bombalardan sonra selim bir toprakların içerisinde dolaşmak tamam. Peki Allah rızası için söylüyorum. O musibet anlarında hamd edebilen kaç kişi var? Evladım öldü elhamdülillahi ala kulli hal kaç kişi diyebilir? Duyan bunu kaç kişi fehmedebilir? Ulan derler ki geri zekalı mısın adam, senin evladın öldü dedik. Doğum hanede bulunan hanımını kaybettik. Elhamdülillahi ala kulli hal deme. Neden? Çocuğun da hanımın da senin eline teslim edilmedi. Kara toprağa verildi. Bakın söyleyen fehmedebiliyorsa karşısındaki anlayamayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlunu toprağa koyduğunda da Rabbine yöneldi ve ona şükrünü ifa etti. Ellerin arasına kızı verildiğinde de Rabbine hamd etti, şükrünü ifa etti. Elhamdülillah. Dedi ki, işte bakın cennete ilk çağrılacak olanlar her halükarda Allah'a hamd edenlerdir. Sonra devam etti. Dedi ki, beş, sizin kalbinizin ölmesine sebep olan beşinci şey. Şeytanı düşmanınız olarak gördünüz, ancak ona uymaktan vazgeçmediniz. Küfrettiniz, lanet ettiniz, aklınıza kötü bir fikir geldiğinde müsebbibi onu gösterdiniz, yanlış bir iş yaptığınızda ona yöneldiniz, kızdınız, Allah ona 10 katını versin diye beddua ettiniz ama gecesinde günahlarla ona tabi oldunuz. Allah Subhanahu ve Taala'nın Kur'an-ı Kerim'de en büyük düşmanınız şeytandır ayetini bildiniz, okudunuz, anladınız ama sabahleyin elleriniz harama ulaştı. Halbuki düşman tuzaklarıyla, hilesiyle, desisesiyle sana karşı meşhurdur değil mi? Eğer gerçekten düşman edindiysen, hilesinden ve tuzağından emin olmak için dakik ve itinalı titiz olmamız gerekmektedir. Sonra devam etti, dedi ki, altıncı madde, cennetin hak olduğunu söylediniz ama ona yüz çevirdiniz. Allahu Ekber. Cennete girmenin hayalini kurdunuz. Eğer birileri cennete girecekse o benimdir diyebildiniz. Cennete ihtişam varsa oradan pay almakta bana da düşer diye hayal ettiniz. Ama cenneti elde etmek için amel etmediniz. Cennetin Allah Azza ve Celle'nin
amel eden kulları için bir ikram olduğunu bildiniz ama iş ve gayrete geldiğinde geri durdunuz. Sabah namazından, Allah'ı zikretmekten, Kur'an tilavetinden, sadaka vermekten, günahkar ellerinizi gökyüzüne semaya kaldırmaktan geri durup tembellik gösterdiniz. Ama cenneti bildiniz. Cennete kimin gireceğinin farkındasın. Hangi nedenlerden dolayı cennet kapılarının açılacağını ve cennetin kulplarına kimlerin yapışacağını en iyi bilen sensin. Ama maalesef cennetten kaçındınız dedi İbrahim bin Ethem. Sonra 7 dedi ki, cehennemin hak olduğunu bildiniz. Ateşinin, azabının kavi olduğunu, güçlü olduğunu bildiniz. Ama ondan kaçınmadınız. Allahu Ekber. Şeytanın cehennem ateşi için yaratıldığını, şeytana uyan taraftarlarının şeytanla beraber cehenneme gireceğini, cehennemin kimleri hak ettiğini, cehennemin kimleri yuttuğunu, cehennemin kimleri beklediğini, cehennemin kimleri arzu ettiğini bildiniz ama ondan asla ve asla kaçınmadınız. Cehenneme koşanlarla birlikte yol aldınız dedi. Sonra maddenin yerlerini ben değiştireceğim. İki maddeyi birbirine bağlayıp bitireceğim kardeşler. Dedi ki uykularınızdan uyanıp insanların kusurlarıyla uğraştınız. Ancak kendi kusurlarınızı görmezden geldiniz. Allahu Ekber. Bakın Evzai isminde ki bu şahsiyet Medine'nin fakihlerinden bir tanesidir. 4 mezhebin dışında mezhep olabilecek 5. kişidir. Ancak talebeleri arkasından bu davayı götüremediklerinden dolayı şu an hadis kitaplarında sadece rivayetleri kalmıştır. Evzai rahimeullah bir adama geliyor diyor ki, kin duymayan, haset etmeyen ve dedikodu yapmayan insanların arasında bir ev tutmak istiyorum. Anladık mı abi? Kin duymayan, haset etmeyen ve dedikodu yapmayan insanların bulunduğu bir mahallede diyor ev tutmak istiyorum. Adam da Evzai'nin elinden tutuyor. Nereye götürüyor sizce? Kabristana götürüyor. Diyor ki işte diyor senin aradığın yer diyor burası diyor. Bakın birbirimizin kusurlarını görmesine neden olan 3 etkeni sıraladı aslında. Kin yani düşmanlık, haset aşırı derecede kıskançlık, onun elinde bulunan yeteneklere tahammül edememek ve aynı zamanda dedikodu, gıybet hastalığı insanların kusurlarını ortaya çıkartma ve yayma konusunda bizim için ne oldu? Bir aracı oldu. Bu birinci sebeptir. Buna özellikle de suizanlarımızı eklersek, şundan dolayı bundan dolayı olmuştur eklersek, bakın Mekhul bin Ebi Müslim rahimeullah diyor ki namazında gözyaşı döken bir adamın riyakar olduğunu diyor söyledim. Bir yıl boyunca diyor Allah için gözyaşı diyor dökemedim diyor. Subhanallah. Bir yıl Allah için gözyaşı dökemedim. İnsanların kusurlarını araştıran, insanların kusurlarını yayan ve insanların kusurlarıyla tabir yerindeyse kendine malzeme çıkartanlar maalesef bilsinler ki kalplerinin ölmesine sebep hazırlamışlardır. Bakın Selefi Salihin diyor ki İnsanların kusurlarını çokça dillendirenler bilsinler ki asıl kusurlu olanlar kendileridirler. Zira neden? Kendi kusurlarını örtmenin çabaları içerisine girmişlerdir. Allah bizi bunlardan sakındırsın. Son 2 maddeyi dediğim gibi birbirine bağlayıp inşallah bitireceğiz. Diyor ki 9 ve 10'u beraber anlayalım. Diyor ki 9, ölümün hak olduğunu söylediniz.
ama onun için hazırlık yapmadınız. Son madde, ölülerinizi defnettiniz, gömdünüz ancak onlardan ibret almadınız. Ölümün hak olduğunu bildiniz ama onun için hazırlık yapmadınız. Şimdi bu meşhur Emevi 7. halifesi Süleyman bin Abdülmelik var. Bir gün kendi döneminin Hanefi fıkhında en büyük alimlerinden Ebu Hazim'e geliyor. Diyor ki, bize ne oluyor da ölümden korkuyor ve diyor dünyaya diyor bağlanıyoruz. Bize ne oluyor da ölümden korkuyor, dünyaya bağlanıyoruz. O da diyor ki, zira siz ahiretinizi harap ettiniz, dünyanızı ise mamur, güzel kıldınız. İşte diyor bundan dolayı harap ettiğiniz yere gitmek istememektesiniz. Yazlıklar, kışlıklar, dükkanların biri 10, arabalar, aklınıza gelebilecek bütün güzellikleri bırakıp da bir insan Yusuf Aleyhisselam gibi Allah'a yönelip de Allah'ım benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlerden kıl diyebilir mi? Yusuf suresini okuduğumuzda en son kısmından Allah Azze ve Celle bu şekilde bahsetmektedir. Allah Mısır'ın hükümdarlığını vermiştir kendisine. Mısır'ın bütün zenginlikleri Yusuf Aleyhisselam'ın eline bırakılmıştır. Yıllarca göremediği kardeşi Bünyamin'i elde etmiştir. Yıllardır göremediği, sadece rüyasına binaen annesinden ve babasından yıllarca uzaklaşıp tahtına oturttuğu zamanda Yusuf Aleyhisselam dedi ki, benden bu kadar. Allah'ım beni salihlerden kıl ve benim canımı Müslüman olarak al. Kaç tanemiz diyebilir? İkinci evliliği düşünenler, üçüncü evliliği düşünenler, dokuzuncu çocuğuyla övünenler, almış olduğu dördüncü arabayla hava atanlar, büyütmüş olduğu sermayesiyle insanların gözünde bir yere gelmek isteyenlere ölüm meleği geldiğinde sana Allah bir tercih hakkı verdi. Ya dünya ya ahiret. Kim peygamber gibi ahireti tercih edebilir ki bu şartlar altında? Kuru et yiyen bir kadının oğlu peygamber, kendisi krallıkla muhayyer bırakılmasına rağmen kul bir peygamber, emret şu Uhud dağını senin emrine verelim de altına çevirelim dediği halde bunu istemeyen bir peygamberin sebebi neydi? Ahirete daha rahat, selim bir şekilde ulaşabilmekti. Şimdi ayaklarımız, kollarımız, yüreklerimiz, zihinlerimiz, gözlerimiz toprağa çakılmış. Hadi şimdi sana ölüm var dediğimizde adamın hoşuna gider mi abi? Ölüm için hazırlık yapabilir mi? Yapabilenlere bu kadar güzelliğin içinde ne mutlu, Allah onlara rahmet etsin. Şimdi tabi'in neslinin alimlerinden Ameş isminde, muhaddis bir zattır bu, Ameş. Diyor ki, bizler cenazeye katılırdık. Dikkat buyurun, bizler cenazeye katılırdık. Ancak taziye sahibi kimdir bulamazdık diyor. Neden? Çünkü diyor bütün herkes o kadar çok ağlardı ki biz kime taziyemizi sunacağımızı bilemezdik. Ancak diyor onlar ölen kişi için değil, ölümün düşürdüğü acı bir gerçeğe kendilerini inandırdıklarından dolayı ağlıyorlardı. Şimdi taziye sahibi zaten belli. Gözü kızarık olandır. Nemli olandır, üstü başı biraz dağılandır, erkekse sakalı kirli olandır, bayansa başörtüsü yamuk olandır diye çıkartabiliriz. Şimdi artık onu da elde edemeyiz. Kardeşlerini kaybedenler, anne babalarını kaybedenler, dostlarını kaybedenler, toprağa koymak ama kendimizi oraya koyamamak ve yakıştıramamak neticesinde o kadar rahatız ki. Ey Ameş! Gülenler, kahkaha atanlar, ya bugün petrol 20 lira olmuş diyenler, Fenerbahçe maçı yarınmış,
dua edelim de bir cenaze sık çıkmasın diye cenaze namazında dua edenler, siyaseti kabristanda çözmeye çalışanlar, ey Ameş, bizde o kadar çok haline gülenler var ki, halini anlamayanlar var ki, biz o kadar ölümden kendimizi uzak ve yakıştıramamış bir haldeyiz ki, bu dünya hayatında hiç ölmeyecekmişiz gibi öyle yaşamaktayız ki bir Yahudi felsefesiyle. Evet, maalesef. Ebu Derda bir gün bir cenazeye katıldı. Bazı ağlayanları gördü. Ah dedi zavallılar, ah! Yarının ölüleri bugünün dedi ölülerine ağlamaktadır. Ama biz yarının ölüleri olacağımızı bir türlü kabullenemedik. Şimdi ey aziz dostlarım, Basra'nın Belhin yiğitlerin diyarından çıkan bu mümtaz şahsiyetin söylemiş olduğu 10 madde kime biliyor musunuz? Kendi döneminde esnaflık yapan, alışveriş yapan, mescit arkadaşı, rahle arkadaşı, cihat arkadaşlarına söylüyordu. Bundan 700-800 yıl önce, 1000 yıl önce. Şimdi şu 10 madde, saydığımız 10 maddeyi ne olur? Evimizin bir köşesine asalım. Aslında kalbimizin öldüğünün bir garantisi olsun. Kalbimizin atmadığının, tabir yerindeyse yolda yürüyen cenazeler olduğumuzun ispatı ve burhanı olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelelim de kalbimizi tekrar diriltmesi, ruhumuzu tekrar bize iade etmesi için yalvaralım. Allah gecemizi mübarek eylesin. Günahlarımızı bağışlasın. Bu gece Allah Azze ve Celle kendisine hakkıyla yönelmeyi ve Ramazan-ı Şerif için şimdiden hazırlık yapabilen kulların arasına bizi almasını niyaz ederim. Geceniz hayırlı, akıbetiniz mübarek. Cennetiniz inşallah Firdevs-i Ala olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ve salavat.